Paralel hat içeren graflarda komşuluk matrisi. Bu videomuzda paralel hat içeren graflarda komşuluk matrisini yazmayı bir örnek soru üzerinden inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Yanda verilmiş olan grafın komşuluk matrisini bulunuz. Bir grafın komşuluk matrisini yazarken düğümler ile düğümler arasındaki ilişkiyi kullanıyorduk. Şunu biraz aşağıya alalım. Satıra ve sütunlara düğümleri yerleştirerek matrisin yazımına başlayalım. Konu anlatımı esnasında paralel hat içeren durumu incelemeyi unutmuşuz. Bu videoyu bu eksikliği tamamlamak için ekliyorum. A, B, C, D, E ve F düğümlerimiz söz konusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düğüm. 6 düğüm varsa komşuluk matrisi 6'ya 6 kare bir matris olacak. Sütunlara yerleştirdik. Satırlara yerleştirelim şimdi bu düğümlerimizi. A, B, C, D. Birazcık daha aşağı gidelim. E ve F olsun. Şimdi ilk olarak A ile A arasındaki hattı var mı yok mu onu inceliyoruz. Yani A ile A arasında bir bağlantı var mı? A'dan A'ya kendisine bir bağlantı yok. Çevrim olsaydı bu gerçekleşirdi. Bu nedenle burası 0 olacak. A ile B arasında bir hat var mı? Şunu biraz yukarı çekelim. Aşağıya gelince o kısımda ineriz. A ile A arasında bir hat söz konusu değil. Çevrim olsaydı burada bir değeri olacaktı. A ile B arasında hat var mı? A'dan B'ye de hat söz konusu değil. 0. A'dan C'ye hat söz konusu değil. 0. A'dan D'ye hat söz konusu değil. 0. A'dan E'ye hat söz konusu değil. 0. A'dan F'ye ise 3 tane paralel hattımız söz konusu. Bu nedenle buraya 3 yazacağız. Bir önceki videomuzda basit grafları incelemiştik. Basit graflar sadece ve sadece 0 birlerden oluşan komşuluk matrisi üretirler. Fakat paralel hatta sahip bir grafta birden daha büyük değerleri matrisimizin içinde görmeye başlarız. A'dan F'ye 3 hat söz konusu ise matriste buraya 3 koymalıyız. Şimdi B'ye geçelim. B ile A arasında hat yok. 0. B'den B'ye iki tane çevrimimiz söz konusu. Bu da paralel hat durumudur. Buraya 2 yazıyoruz. B'den B'ye kendisinden kendisine giden iki tane hat söz konusu. Yani köşegene denk gelenler zaten bize çevrim varlığını anlatırdı. Köşegende 2 gördüğümüzde B'den B'yi anlamalıyız ki B'nin kendisinden çıkıp kendisine gelen 2 tane hattımız söz konusu. B'den C'ye herhangi bir hat yok. B'den D'ye herhangi bir hat yok. B'den E'ye herhangi bir hat yok. B'den F'ye herhangi bir hat yok. Devam ediyoruz. C'den A'ya hat yok. C'den B'ye hat yok. C'den C'ye burada bir çevrimimiz yani İngilizcesi loop'umuz söz konusu. Bir hat var. C'den D'ye hat yok. C'den E'ye görüleceği üzere burada hattımız net bir şekilde var. C'den F'ye hat yok. D'ye gelelim. D'den A'ya hat yok. D'den B'ye hat yok. D'den C'ye hat yok. D'den D'ye kendisinden başlayıp kendisine gelen çevrimimiz söz konusu değil. Yok. D'den E'ye hat yok. D'den sadece F'ye hat var. Şimdi geliyoruz E'ye. E'den A'ya hat yok.
E'den B'ye hat yok. E'den C'ye bir hattımız var. E'den D'ye hat yok. E'den F'ye burada paralel hat durumumuz var. İki tane hat var. Yalnız orada bir şeyi kaçırdık. E'den E'ye'deyiz daha. Zaten en sonda çıkan matrisimiz simetrik matris olmak zorundadır. Simetrik matris olup olmamasından doğru yapıp yapmadığımızı kontrol edeceğiz. E'den E'ye hat yok. E'den F'ye paralel hattımız var. İki hat var. Şimdi F'ye geldik. F'den A'ya burada 3 hattımız var. F'den B'ye herhangi bir hat yok. F'den C'ye hat yok. F'den D'ye bir hat var. F'den E'ye iki hat var. F'den kendisine hat yok. Çevrim yok yani. Şimdi bunu matris olarak yazacak olursak. Eğer ki bu G grafı ise G matrisi derdik. Ben isimlendirmediğim için matrise de bir isim koymuyorum şimdi. Yerleştirmeye başlıyorum. 0, 0, 0, 0, 0, 3. 0, 2, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 0. Bakalım doğru yapmış mıyız komşuluk matrisini? Neyse bu kendi kendine bazı hareketler yaptı. Şimdi bir düzeltelim. Şimdi köşegenimizi çektiğimizde simetrik matris kalmalıdır. Komşuluk matrisi. Bu bizim sağlama için kullanacağımız bir nokta. Çekiyorum buradaki köşegeni. Bakalım iki taraf birbirinin aynısı mı? 0 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 3 0 0 0 0 3 evet. 0 1 1 0 tamam. 0 0 0 0 1 1 2 2. Tam olarak simetrik bir matris. Demek ki komşuluk matrisini doğru biçimde yazmışız. Bu videomuzdan anlamamız gereken, dediğim gibi konu anlatımında eksik kalmış olan paralel hat durumunun komşuluk matrisini yapmayı burada tamamladık. Paralel hatların bulunması durumunda kaç paralel hat varsa oraya bir değil de 2, 3, 4 paralel hat sayısı gelir. Bir düğümde kaç tane çevrim varsa köşegene de o kadar çevrim adedi gelir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.